Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında imzalanan Amasya protokolü ile Mebusan Bey'sin toplanması kararlaştırılmıştır. Bu karar mutlakiyet ulusal ile de ulusal egemenlik anlayışlarına hangilerine yönetimde etkin hale getirmeye çalıştığının bir göstergesidir. Evet sorumuz arkadaşlar e, Amasya görüşmeleriyle alakalı bir soru. Bu bağlamda baktığımızda meclisin toplanmasını burada karar veriliyor. Meclisi o dönemde kimler oluşturuyor? Ulusal irade yani halkın seçtiği temsilcilerden oluşuyor Mebusan Meclisi. Dolayısıyla e, o zaman ulusal irade burada etkilidir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E, ulusal ile zaten ulusal egemenlik kavramı aynı kavramlar arkadaşlar. Bunu da diyebiliriz. Aynı doğrultu cümleler. Ama mutlakiyet demek arkadaşlar tek kişi egemenliği demek. Tek kişi egemenliği. Bunu Mustafa Kemal istemiyor. Meclisin açılmasını istiyor diyoruz. Bu yüzden baktığımızda hangisinin etkin olmasını istiyorsa 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğimiz doğru seçeneğimizdir. Misaki Milli'nin aşağıdaki karadan hangisinde Ulusal sınırlar kavramına vurgu yapılmıştır. Batı Trakya'nın durumunun tespitinde halk oylamasına başvurulmalıdır. İşgallere son verildiği takdirde Boğazlar dünya ticaretine açılacaktır. Ülkemizdeki azınkara komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak tanınacaktır. Adli, mali, siyasi girişimizi engel olan ayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Tüm halkın, Türk halkının çoğunlukta olduğu yerler birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Evet sorumuza dikkatli baktığımız arkadaşlar misaki milli ile ilgili verilen bilgiler doğru bilgiler. Tüm seçeneklerimiz doğru ama bize ne diyor sorumuza özellikle niye vurgu yapılmış? Ulusal sınırlar kavramı. Buna baktığımızda E seçindeki Türk halkının çoğunlukta olduğu yerler birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Yani milli sınırlarımız ne olmuş arkadaşlar burada çizilmiş. Milli sınırlar neresi? Türk halkının çoğunlukta olduğu yerler. Sorumuz da zaten sınırlarla alakalı olduğu için doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır diyoruz. Azınlıkların hakları komşu ülkedeki Müslümanların da aynı haklardan yer şartıyla kabul edilecektir ve sağlanacaktır. Misak-ı bu kararının aşağıdan hangisine yönelik olduğu söylene bilir. Manda ve himaye düşüncesinin geçerliliğini ortadan kaldırmak, azınlık sorununun çözümünde eşitlik ilkesinin geçerli olacağını göstermek, ulusal iradenin yönetime yansımasını sağlamak, halifenin Müslümanlar üzerindeki etkinliğini artırmak, komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek. Evet, misak-ı milli arkadaşlar bu kararı özellikle bakın niye, nereye yönelik komşu ülkedeki Müslümanların hakları ile Ülkemizdeki ülkemizdeki gayrimüslimlerin yani azınlıkların hakları diyor eşit de, eşit olabilirse ancak bu durumda diyor biz ülkemizde onların varlıklarını kabul edebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda B seçenindeki azınlıkların sorunun çözümünde eşitlik ilkesinin geçerli olacağını göstermek. Yani azınlık hakları komşu ülkedeki Müslümanların da aynı hakların yer alma şartıyla kabul edilecek ve sanılacaktır. Örneğin bir Hristiyan Osmanlı ülkesinde kilise yapmak istiyorsa e, o Müslümanın tabi olduğu ülkede de e, oradaki Müslümanlar cami yapabilir. Yani kiliseye karşı cami yapılabilir. Burada bir eşitlik söz konusu değil mi? Ama diğer seçeneklerimize baktığımızda A, C, D, E seçeneğinin eşitlikle alakası olmadığı görülecektir diyoruz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Ali Paşa kabinesinin kurulmasından sonra İstanbul Hükümeti Temsilciler Kurulu ile Amasya görüşmelerini gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede Osmanlı-Husam Meclisi'nin açılması kararlaştırılmıştır. Buna göre aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? İstanbul Hükümeti Anadolu hareketine resmen tanımıştır. Antlaşma Devletleri'nin Anadolu'daki faaliyetleri sona ermiştir. Tvm'nin açılması kararlaştırılmıştır. Misak milli karara kabul edilmiştir. Dış politika birlikte hareket edilmiştir. Evet Ali Rıza Paşa arkadaşlar hükümeti İstanbul hükümeti adına temsilciler kurulu adına da Mustafa Kemal Amasya görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmede Mebusan Meclisi'nin açılması isteniyor. Çünkü neden? Mebusan Meclisi 1. Dünya Savaşı'na girerken padişah yetkilerini dayanarak kapatmıştı diyoruz. Evet buna göre acaba hangisine ulaşılabilir? Bu bağlamda baktığımızda A seçenindeki İstanbul hükümeti Anadolu hareketini resmen tanımıştır buna ulaşabiliriz. Neden? Ali Rıza Paşa hükümeti yani İstanbul hükümeti eğer Anadolu hareketi olan temsilciler kurulu ile bir görüşmeyi karşılıklı görüşmeyi kabul edip aynı masaya oturuyorlarsa birbirlerinin varlıklarını tanıdıkları anlamına gelir. E dolayısıyla Anadolu Hareketi, Milli Mücadele Hareketi artık İstanbul Hükümeti tarafından yani Ali Rıza Paşa hükümeti tarafından tanınmıştır. Çünkü karşılıklı bir e, görüşme yapılıp arkadaşlar e, Mebusan Meclisi'nin açılmasında da mutabakata varılmıştır diyoruz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Diğer seçeneklere baktığımızda Anlaşma Devleti'nin Anadolu'daki faaliyetlerinden sona erdirilmiştir. Bu bilgi yanlış bilgi. TBM'nin açılması kararlaştırılmıştır. Hayır Mebusan Meclisi'nin açılması kararlaştırılmıştır arkadaşlar. Bu da yanlış bilgi. Misak Milli kararı kabul edilmiştir. Misaki milli kararların arkadaşlar henüz daha olmadı biliyorsunuz. Mevzuhan Meclisi açıldıktan sonra misaki milli kararları kabul edecektir. Dış politikada birlikte hareket edilmiştir. Tam tersine dış politikada değil iç politikada bazı konularda ortaklaşa hareket etmişlerdir diyoruz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Amasya görüşmelerinden sonra temsil heyeti Mustafa Kemal'in başkanlığında Ankara'ya gelmiştir. Bu durum aşağıda hangisinde ortam hazırlamıştır? Temsil görev süresinin sona ermesine, Ankara'nın işgale uğramasına, Ankara'nın milli mücadele merkezi olmasına, düzenli ordu birliklerinin kurulmasına, ulusal bağımsızlığın sağlanmasına. Evet sorumuza baktığımız arkadaşlar Amasya görüşmesi sonrası temsil Ankara'ya gelmesiyle alakalı bir durum. E, A seçeneğinde temsil görev süresi sona ermiştir. Bu bilgi yanlış. Temsil heyetinin görev süresinin sona ermesi TBM'nin açılması ile olacaktır. Bu bilgi yanlış. Ankara'nın işgale uğramasına? Hayır arkadaşlar bu bilgi de yanlış. Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olmasına? Dursun. Düzenli ordu birliklerinin kurulmasına? Hayır arkadaşlar bilgi yanlış. Ulusal bağımsızlığın sağlanmasına? E, şu harekette ulusal bağımsızlık sağlanmamıştır yer değiştirmeyle. Bunu da alamayız. Ama artık bundan sonra temsil heyeti burada olduğundan dolayı Mustafa Kemal milli mücadeleyi nereden yönetecektir? Ankara'dan yönetecektir. Çünkü Ankara Batı Cephesi'ne yakındır. İstanbul hükümetine yakındır ve Türkiye'nin merkezinde olmasından dolayı e, temsiliyetini buraya taşımış ve buradan sonra da TBMM'i de burada açtığından dolayı artık Ankara şu yukarıdaki e, durumdan sonra milli mücadelenin merkezi olacaktır. Daha sonra başkent olacaktır diyor. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Osman ve Musar Meclisi'nde ilan edilen İsaak-ı Milli'de politik ve ekonomik gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanında hakimiyetimizi sınırlayan ayrıcalıklar ortadan kaldırılması kararı bulunmaktaydı. Bu hükümle kurumlardan hangilerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır? Duyunu Umumiye Konsolosluk Mahkemeleri Milletler Cemiyeti Evet bu bağlamda sorumuza baktığımızda arkadaşlar ne diyoruz? Bu bağlamda sorumuza baktığımızda yukarıda misakin milli de ne diyor? E, politik ve ekonomik gelişimizi engelleyen hukuk alanında hakimin sınırlayan ayrıcalıklar kaldırılamaz. Daha doğrusu uygun bulunmaz ülke için deniliyor. Burada duyunu umumiye bir devletin arkadaşlar ekonomik gelişmesini olumsuz etkiliyor mu? Etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Duyun Umumi'ye biliyorsunuz 1881'de kuruldu. Nasıl kuruldu? Osmanlı Devleti e, yabancı devletlerden 1850'den sonra borç almış almış ancak bu borcu zamanla ödeyemiyor. 1881'de kuruldu. E, artık moratorium yani borçlarını ödeyemediğini ilan edildiğinde Avrupa devletleri de Osmanlı ülkesinde bir duyunu umumiye kuruyorlar ve Osmanlı devletinin vergilerini buradan topluyorlar. Bu vergileri kendileri buradan alıyorlar. Ve bu bir devletin bağımsızlığına özellikle ekonomik bağımsızlığına arkadaşlar gölge düşürür. Sonra konsolosluk mahkemeleri arkadaşlar bu da hukuk alanında hakimiyetimizi sınırlıyor değil mi? Neden? Ee, Osmanlı vatandaşı olan Osmanlı ülkesindeki insanları konsolosluk mahkemesi denilen o kişi suç işleyen ya da sanık olan kişi ilgili devletin yargıçları tarafından ne yapılıyor? Arkadaşlar mahkemesi yapılıyor. E bir bağımsız devlette eğer suç bir yerde işlendi ise arkadaşlar işlenen yerde ne yapılır? Bunun mahkemesi kurulur. E, dolayısıyla konsolosluk mahkemeleriyle Osmanlı ülkesindeki bu farklı milletlerin e, yargılamaları o ilgili olduğu kişinin sanın ilgili olduğu devlet tarafından yapılıyor. Bu da hukuki olarak bir devletin arkadaşlar ne diyoruz bağımsızlığını zedeler diyoruz. Milletler cemiyetinin kurulması arkadaşlar bu tamamen yanlış bir ifade. E, Milletler cemiyeti çok daha sonraki bir gelişme değil mi? Milletler cemiyeti arkadaşlar 1900, e, 19 yılından kurulmuş bir cemiyet ne diyoruz. O yukarıyla bir alakası. Yoktur diyoruz. Bizim seçeneğimiz bir vekilin oldu. C seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Amasya görüşmelerinde alınan kararlı hangileri öncelikle parlamenter rejimi etkili hale getirmeye yöneliktir. Temsil heyeti yasal bir kurum olarak tanınacaktır. Mebusan meclisinin açılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. İstanbul hükümeti tarafından ulusal mücadeleye karşı olan memurlar görevine son verilecektir. Evet arkadaşlar parlamenter rejimli meclisli yönetim değil mi? Meclisli bir yönetim değil mi? Meclisli bir yönetim. Bu meclis kimden oluşacak? Halkın seçtiği insanlardan olacak. Temsil heyeti yasal bir kurum olacaktır. Arkadaşlar temsil heyeti bir meclis mi? Halk tarafından seçilmiş, oylarla seçilmiş mi? Değil. O yüzden bunu alamıyoruz. Mebusan meclisinin açılması için gerekli çalışmalar olacaktır. Bakın Mebusan Meclisi'ni kim seçiyor? Halk seçiyor değil mi? Mebusan Meclisi'ni halk seçiyor. Halkın oylarıyla seçiliyor. E, dolayısıyla e, parlamenter meclisi bir yönetime evet denebilir burada. İstanbul Hükümeti tarafından ulusal mücadeleye karşı olan memurların görevine son verilecektir. Bunun bir herhangi yönetimle alakası parlamenter bir durumla alakası yoktur. Doğru seçeneğimiz yalnız iki B seçeneği olacaktır diyoruz. Misakin Milli'de yer alan kararlardan biri de İstanbul ve Boğazların güvenliği sağlandığı ve işgallerin son verildiği takdirde ilgili devletlerin Boğaz'a yönelik oy birliği ile verecekleri kararlar tarafından oynayacakları maddesidir. Bir. Bu madde ile durumlardan hangilerinin amaçlandığı söylenebilir. Başkentin güvenliğini sağlama, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma, ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlama. Evet, maddemiz bakalım. İstanbul ve Boğazların güvenliği sağlanacak. Pekala Osman Devleti'nin arkadaşlar başkenti neresi İstanbul? Bu maddeyle ilişkilendirilebilir. Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma. E Boğazlar Osmanlı Devleti hem Rumeli hem de Anadolu'daki topraklarını bağlayan nedir arkadaşlar? Bir e, e geçiş noktasıdır. Dolayısıyla Boğazlar da Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma Rumeli ve Anadolu'daki bunu söyleyebiliriz. Sonra işgallerin son verilmesi yine toprak bütünlüğü ile alakalı diyebiliriz. Ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlama. Sonra arkadaşlar bunu hangisiyle ilişkilendirebiliriz? Ee, i̇lgili devletlerin Boğaz'a yönelik oy birliği verecek karar tarafımızdan onaylanacaktır. Yani yani arkadaşlar Boğazların güvenliğinin sağlanması Aynı zamanda o dönemde de yine Osmanlı Devleti'nin dünyaya açılan e, ticari noktada yerlerden birisi İstanbul. Buradan arkadaşlar gemilerle mallar Avrupa'ya Avrupa'daki mallar gemilerle işte İstanbul'a İzmir'e geliyor. Dolayısıyla buraların güvenliği sağlanırsa dolaylı olarak bunun bir durum sonucu olarak ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmüş olur mu? Olur. Dolayısıyla bu yorumda çıkarılabilir mi? Çıkarılabilir. Her üç yorumda ulaştığımızdan dolayı doğru seçeneğimiz el seçeneği 1-2-3 olacaktır diyoruz. Son Osman Mebusan Meclisi'ne Misaki Milli kararları oy birliği ile kabul edilmiştir. Buna göre Mebusan Meclisi üyelerinin görüşlerinden hangilerin birleştirdikleri savunulabilir. Bağımsızlığın sağlanması, ülke bütünlüğünün korunması, rejim değişikliğinin gerçekleştirilmesi. Evet, e, son son Meclisine meclisinde arkadaşlar misaki milli kararları oy birliği ile alınmış arkadaşlar. Yani oy çokluğuyla değil, Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda bağımsızlığın sağlanmasında bu durum etkili midir? Etkilidir. Çünkü neden? Bağımsızlığın sağlanması konusunda herkes oy birliğiyle bu kararları, misaki milli kararları ne yapmış? Onaylamış. Bu da ülke içerisinde saltanat yanlarının ve milli mücadelecilerin ülkenin kurtulmasında bağımsızlığında birlikte hareket ettiklerinin birleştirici bir role üstlendiklerinin göstergesidir. Ülke bütünlüğünün kurulması zaten bağımsızlıkla aynı doğrultuda cümle arkadaşlar. Rejim değişikliğini gerçekleştirmesi hayır arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade. Çünkü milli mücadele devam ederken Mustafa Kemal rejimi gündeme getirmemiştir. Çünkü saltanat taraftarı isteyenler de var. saltanatı istemeyenler de var. O yüzden ülkenin birlik ve beraberliğinin bozulma tehlikesine karşı Mustafa Kemal inkılapları sonraya bırakmış. Önce bağımsızlık demiştir diyoruz. O yüzden bunu alamıyoruz. Doğru seçeneğimiz bir ve 2'nin olduğu D seçeneği olacak olacaktır. Misaki Milli'de yer alan kararların hangileri karar alma sürecinde kamuoyunun görüşlerinin dikkate alınacağının bir göstergesidir. Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Batum'un geleceğini belirlemek amacıyla halk oyuna başvurulmalıdır. Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte işgal edilmiş Arap bölgelerinin durumu halk oylaması belirlenmelidir. Mütareke imzalandığı tarihte Türkistan çoğunluğunun olduğu bu bölgelerin tamamı birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Arkadaşlar sorumuz kamuoyu ile alakalı, kamuoyunun görüşü ile alakalı. Bu da halk oylamasıdır değil mi? Halk oylaması yapılarak bir konu ile ilgili görüş alınır. Halk oylaması yapılan yerde yani kamuoyu alınmış anlamına gelir. Kamuoyunun görüşleri dikkate alınmış anlamına gelir. Seçeneklere baktığımız arkadaşlar bir ve ikinci seçeneklerde ne var? Halk oylaması yani kamuoyuna başvurulmuş yapılacak işlerle ilgili fakat bunda öyle bir durum yok. Doğru seçimimiz bir ve 2'nin olduğu C seçeneği olacaktır. 20-22 Ekim 1919'da Amasya'da Mustafa Kemal Başkanı'na temsil kurulu ile İstanbul Hükümeti'ni temsilen Salih Paşa arasında görüşmeler yapılmıştır. Erzurum ve Sivas Kongre'nin kararlarının İstanbul Hükümeti ve uygun bulunduğu ve temsil kurulu ile arasında bir anlaşmazlık kalmadığı konusunda görüş birliğine varılarak bu görüşlere ortak bir protokol ile imzalanmış ve ilan edilmiştir. Bu bilgiye dayanarak yargıların hangilerine ulaşılabilir? Temsil kurulu hukuki nitelik kazanmıştır. İstanbul Hükümeti'nin siyasi etkinliği resmen sona ermiştir. Halkın bağımsızlık arayışına İstanbul Hükümeti kayıtsız kalamamıştır. Evet sorumuza baktığımızda arkadaşlar... Temsil kurulu hukuki nitelik artık resmiyet kazanmış mıdır? Kazanmıştır. Neden? Temsil kurulu ile İstanbul Hükümeti temsilen e, Salih Paşa ne yapmıştır arkadaşlar? Amasya'da bir araya gelmişler. Dolayısıyla iki taraf karşılıklı birbiri ile bu şekilde bir mutabakata varıp bir sözleşme imzalıyorlarsa birbirlerinin varlıklarını tanımışlardır diyoruz. Dolayısıyla Anadolu'da çıkan bu temsil kurulu hareketi de İstanbul hükümeti tarafından tanınmıştır. Buna ulaşabiliriz. Şu Amasya görüşmesiyle. İstanbul hükümetinin siyasi yetkinliği resmen sona ermiştir. Bu yanlış arkadaşlar. İstanbul hükümetinin siyasi yetkinliği hala devam ediyor. Halkın bağımsızlık arayışına İstanbul hükümeti kayıtsız kalamamıştır. Çünkü neden? İstanbul hükümeti bu halkın Anadolu'daki bağımsızlık arayışı ile kurmuş olduğu temsil heyeti İstanbul hükümeti tarafından tanınıyorsa, dolayısıyla demek ki bu bağımsızlığı temsil eden e, temsil heyeti İstanbul hükümeti anlaşma yapıyor Amasya'da. bu an ne anlamı geliyor arkadaşlar o zaman? Demek ki Anadolu'daki bu çıkan harekete İstanbul hükümeti kayıtsız kalamıyor diyebiliriz. Onunla anlaşma yapıyor. 1 ve 3'ün olduğu D seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. İtiraf devletleri Misaki Milli Kararı'nın yayınlanmasından kısa bir süre sonra İstanbul'u resmen işgal ederek Mebusan Meclisi'ni kapatmış ve milletvekillerinin bir bölümü Malta Adası'na sürgüne gönderilmiştir. İtiraf devletlerinin bu tutumunda Misaki Milli'ye ait aşağıdaki özellikle hangisinin daha fazla etkiye sahip olduğu savunulabilir. Halkın sesini temsilciler tarafından onaylanması, Batı Trakya ve Arap Yarımadası'nın halk oylamasını öngörmesi, Tam bağımsızlığı öngörmesi, ulusal egemenlik ile ilgili kararları yer vermemesi, azınlıklarla ilgili durumlara yer verilmesi. Arkadaşlar itiraf devletleri ve milli mücadele ait olan e, bu misakin milli programını öfkelenerek kızarak ne yapmışlardı? E, İstanbul'da açılan bu mebusan meclisini dağıtmışlar ve dolayısıyla milletvekillerinin bazılarını sürgüne Malta'ya göndermişlerdi diyoruz. Niçin bu hareketi yapmışlardı? arkadaşlar çünkü İstanbul hükümeti kendileri aleyhinde ya da itiraf devletleri kendileri aleyhinde böyle bir olumsuz karar alamayacağını ne yapıyorlardı? Mebusan Meclisi'nden bekliyorlardı. Ancak Mebusan Meclisi'nin üyeleri oy birliği ile misak milli kararlarını onaylayınca yani milli mücadele yani tam bağımsız bir Türk devletinin şartlarını planlarını ortaya koyunca ne olacaktır? İtiraf devletleri meclisi dağıtacaktır. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Bu şu anlama gelir. Artık bundan sonra milli mücadele resmiyet kazanacak. Çünkü Osmanlı'nın Mebusan Meclisi resmi bir meclis onaylamış bu misaki kararlarını. Ve milli mücadele doğrultusunda işgalci devletlere karşı düşmanı yurttan atmak için bu plan doğrultusunda hareket edecektir. E bu durumda itirat devletlerinin işgalci olan itirat devletlerinde arkadaşlar ee, aleyhinde olduğu için meclisi dağıtmışlardır diyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır.